Değerli eğitim mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Ümit Hoca ile biz bu sunumu planlarken öncelikle sizlerle tanışmayı, kendimizi tanıtmayı, ana bilim dalımızı tanıtmayı amaçladık. Bir diğer amacımız da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı ile ilgili sizlere bilgiler vermek. Neden bu tanı grubunu seçtik? Çünkü çocuklarda çok sık görülüyor ve erken tanı çok değerli. Bu nedenle de böyle bir sunum planladık Ümit Hoca'yla. Sunumunu yapması için Ümit Hoca'yı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim katılımınız için. Sayın Valim, sayın saygıdeğer öğretmenlerim, çok sevgili katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit Işık. Eğrim Hocam çok güzel bir şekilde zaten anlattı biz neden burada olmak istediğimizi. Birlikte söyledi. Biz çocuk ve ergen psikiyatrisi ailesi olarak iki öğretim üyesi Eğrim Hocam'la birlikte ve İYİDE araştırma görevlisiyle beraber normalden farklılık gösteren her türlü duygu, düşünce ve davranışla ilgileniyoruz. Bu aklına gelebilecek olan her türlü duygu, düşünce ve davranış. Yani normalden sapma gösteriyorsa bizim ilgi alanımız. O yüzden burada sizinle birlikte olmak istedik ve sizlerle birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu ve özgür öğrenme güçlüğünü konuşmak istedik aslında. Neden? Çünkü bu çocukları en fazla sizler görüyorsunuz. Bu çocuklar bizi tanı koymamızda, bize gelmelerinde bu çocukların, bizim tanı koyma sürecimizde, sonraki tedavi sürecinde ve bu süreci yönetmemizdeki en büyük destek sizlersiniz. O yüzden sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten büyük bir onur. Hepinize geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte özgür öğrenme güçlüğünden ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğiz. Önce sunumumuz yaklaşık bir 45 dakika sürebilir. Sunum sırasında soru almayacağım ama sunumdan sonra birlikte bu konuları konuşabiliriz. Öğrenme güçlüğü nedir? Buna bakmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Öğrenme Bozukluğu Komitesi bize şunu söylüyor. Dinlemesinde, konuşmasında, okumasında, yazmasında, matematiğinde ve akıl yürütmesinde sorunlarla giden bir rahatsızlık diye tanımlıyor. Yani bunlardan herhangi bir sorun varsa öğrenme güçlüğüyle ilgili bir problem olabilir diye. Ancak bizim için önemli olan aslında DSM. Yani ruh sağlığı hastalıklarının tanısal sınıflandırma el kitabı. Bize diyor ki zekası normal ya da normal üstü olacak olan bir birey gerekiyor. Yani zeka geriliğinin olmaması gerekir. IQ'su 70'in altında olmaması gerekiyor. Bazen karışabiliyor çünkü sınır mental kapasite ve üstü olan tüm durumlarda biz özgür öğrenme güçlüğünü değerlendiririz. Ve burada yaptığımız testi yaş, zeka ve aldığı eğitimin göz önüne bulundurduğumuzda eğer okumasında, matematikte ve yazılı anlatımında yaşıtlarına göre bir gerilik varsa bu durum öğrenme güçlüğü, özgür öğrenme bozukluğu olarak tanımlanıyor. Okumasında yani şöyle çok basit bir tanım aslında. Düşününce zekasında herhangi bir sorun olmayacak. Yaş, zeka ve aldığı eğitimi göz önünde bulunduracağız. Okuması kötüyse yaşıtlarına göre disleksi, yazması kötüyse disgrafi, matematik kötüyse de diskalk olarak tanımlıyoruz. Tarihçesine baktığımızda yani bunlar yeni hastalıklar mı? Aslında değil. Yani 1896 yılından beri gördüğünüz gibi tanımlanmış rahatsızlıklar. İlk defa göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Morgan tarafından tanımlanmış. Yani ilk tanımı aslında göz hastalıkları uzmanı tarafından gerçekleştirilmiş. Bir tane çocuk gelmiş. O tutulmuş yere o kartları göstermiş. Şinellen kartları dediğimiz gözünde herhangi bir anormallik var mı yok mu diye bunu değerlendirmek için o tutturmuş. Önce rakamları harfleri göstermiş. Harfleri tanıyamamış. Daha sonra rakamları göstermiş. Rakamları biliyor. Demiş ki rakamları biliyor, harfleri biliyor, bir de toplama yaptırayım, toplamayı da yapabiliyor. Bu çocuk toplamayı yapamamasına rağmen harfleri tanımayınca demiş ki konjenital kelime körlüğü. Yani bu çocukta kelimelere karşı bir körlük var diye tanımlanmış. Daha sonra öğrenme güçlüğü tanımı gelirken DSM-4 ile öğrenme bozuklukları, DSM-5 ile beraber de özgür öğrenme güçlüğü, özgür öğrenme bozukluğu olarak tanımlanmış. Ama bizden şunu söylüyor, 1- zeka geriliği olmayacak, 2- otizm olmayacak, 3- işitme ya da duyu kusurları olmayacak, işitme ya da görme ile ilgili bir sorunun olmaması gerekir diye tanımlıyor. Az önce de söyledik, 3 tane tipi var. Yani aklımızdan çıkmaması gereken disleksi, disgrafi ve diskalküli, okuma bozukluğu, yazma bozukluğu ve matematik bozukluğu şeklinde. Ama en sık gördüğümüz disleksi, o yüzden de disleksi üzerinden sunumuma devam edeceğim. Sıklığı kaçtır? Aslında sıklığı yani %5 ila 15. Bu demek oluyor ki her 20 çocuktan en az birinde var. Yani sınıfınızda, yani sizin sınıfınızda mutlaka bir çocukta vardır. Yani illa olacak diye bir kural yok ama risk altında bir çocuk var. Bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Yani bunu kaçırmamak gerekiyor. Bir çocuğu mutlaka kurtarmak gerekir. Erişkindeki sıklığı kaç? Erişkindeki sıklığı %4. Yani her 25 erişkinin birinde var. Bunun anısı bende farklı. O yüzden sizlerle de paylaşmak isterim. Asistanlığımın son dönemlerinde 2 yıl, 2 ay boyunca amatöre gitmek istedim. Erişkin alkol ve madde bağımlılarıyla çalışmak istemiştim. Hem bilgim, görgüm artsın hem de neler yapabiliriz. Ben araştırmayı çok seven birisiyim.
Yayın yapmayı çok severim. O yüzden de bu alanda bir araştırma yapmak istemiştim. Gittim, formları aldım, anketleri toparladım. Madde bağımlılarıyla beraber birebir ilgilenmeye başladım. Formları verdikçe hastalar da şunu demeye başladı. Hocam çok güzel ilgileniyorsunuz. Hani biz de çok ilgilendiniz, çok sağ olun dediler. Geldiler yanıma, bir tane hasta şey dedi, yani çok güzeldi. Hocam işte bu zamana kadar bu kadar değerlendirilmemiştik hiçbiriz. Ben size sorunlarımı anlatacak bir tane kağıt yazdım dedi. Okur musunuz, bir konuşabilir miyiz dedi. Tabii dedim, memnun olurum dedim. Verdi, bir baktım aslında disleksiymiş. Yani tanı koyulmamış bir disleksi ve süreç oraya kadar ilerlemiş. Madde bağımlılığına kadar ilerlemiş. Çünkü yaşadığı hikayeyi öğrendim. Gerçekten çok zorlanmalar yaşamış. Okulda dışlanmalar, aile içi sorunlar, artık davranış bozukluklarına doğru ilerleyen bir süreci gelmiş ve madde bağımlı olmuş. O yüzden kaçırmamak gerekiyor. İlkokul döneminde biz bu çocukları yakalarsak ilerleyen dönemde birçok sorunu engelleyebileceğiz. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz. Bu süreçte yakayabilmek için bu çocukları en büyük kaynak sizlersiniz bizler için. Sıklık kaç? Erkeklerde 2-3 kat daha sık görülüyor. Erkeklerde okumayla ilgili ve yazmayla ilgili sorunlar erkeklerde daha sık görülürken kızlarda ise daha çok matematik bozukluğu görülüyor. Sebebi ne? Tam olarak bilmiyoruz. Yani şudur dediğimiz bir sebep yok açıkçası. Biz diyoruz ki bu genetik kökenli nöro gelişimsel nörobiyolojik bir rahatsızlık. Yani gen var. Yani bu gördüğünüz tam belli oluyor mu bilmiyorum ama sistematik bir derleme çalışması. Tüm çalışmaları derlemişler. Ve genetik ve çevresel risk faktörleri var. Ve tekrar bir derleme çalışmasında MR görüntüleme bulguları var. Yani bu beyinle ilgili olan bir rahatsızlık. Genetik kökenli nöro gelişimsel bir rahatsızlık. Genetik olduğunu nasıl anlıyoruz? Erkek çocukta varsa ailesinde de muhtemelen %40 çıkmış. Kız çocuğunda varsa bunun aile öyküsünde muhtemelen %20 disleksi var. Yani ailede de bu disleksiyle ilgili belirtiler devam ediyor. İkiz çalışmalarında da bende var. Tek yumurta ikizinde %80 var. Bende var. Kardeşimde olma ihtimali de %20-40 oranında kardeşimde de var. Yani genetik oranı çok yüksek olan bir rahatsızlık. Ve MR bulguları söylemiştik. Yani MR ile ilgili farklılıkları var. Çok detaya girmeyeceğim ama bizim planum temporale dediğimiz bir bölge var. Aslında bu işitsel uyaranların bütünlenmesini sağlıyor. Normal bir insanda sol taraf sağ tarafa göre 1/3 daha büyüktür. Ama bunlarda ikisi eşit olabiliyor ya da sağ taraf daha büyük olabiliyor. O yüzden de algılarda daha farklılık gösterebiliyor. Zaten burada da göstermiş non-disleksik, yani disleksisi olmayan bir adet sağ taraf daha büyükken disleksisi olan direği de sağ taraf birbirine eşit diyerek tanımlanmış. Ve bu lateralizasyon gözükmüyor. Yani çocuklar işte bu yüzden de el tercihi gecikebiliyor. Sağını solunu tam olarak kullanamayabiliyorlar. Lateralizasyonla ilgili sorunlar görülmüş oluyor. Ve bu çocuklar farklı öğreniyor. O yüzden bu farklılıklara yönelik müdahaleler yapmak gerekiyor. Nedir farklılıkları? Aslında bu farklılıklar ilkokul, okul öncesi dönemden itibaren görülebiliyor. Baktığımızda okul öncesi dönemde ilk olarak konuşma gecikmesiyle başlıyorlar. Bu çocuklar konuşmasında gecikme görülebilir. Daha sonra bu bizim tatlı, sevimli dediğimiz çocuklar, hani böyle farklı konuşuyorlar, çok tatlı konuşuyorlar dediğimiz, kitaba kipat diyor, portakala poltakal diyor, helikopter, helipokter, yani karma karışık konuşabiliyor. Sözcük bulmada, nesneleri tanımlamada zorluk yaşayabiliyorlar. Neydi, neydi, neydi diye bir türlü nesneleri tanımlayamayabilirler, eylemleri tanımlayamayabilirler. İşte şeftaliye, feştali, sözcükleri doğru telaffuz edemeyebilirler. Konuşmasının anlaşılmasında sorun vardır. Renkleri bir çocuk normalde hani aklımızdan çıkmaması gerekir, herkesin bilmesi gerekir. Bir çocuk renkleri 4 yaşında öğrenmesi gerekir. 2,5 yaşında çocuk renkleri ayırt etmeye başlar. 4 yaşında da her çocuğun mutlaka renkleri bilmesi gerekiyor. Renkleri bilmiyorsa, kavramları öğrenmekte zorluk yaşadıysa bir disleksi açısından değerlendirmek gerekiyor. Dün, bugün, yarın karıştırabilirler. İşte yarın gitmiştik, dün gelecek, dün gideceğiz gibi kavramları sabah, akşam, ön, arka, yukarı, aşağı gibi kavramları karıştırabilir. Çocuk 5 yaşında ayakkabı giymeyi artık öğrenir, tam olarak girer. Ama çocuklar ayakkabı giymekte zorlanabilir. Ayakkabıyı ters giyebilir. Düğmeyi iliklemekte zorluk yaşar. Tişörtünü giyer üzerine, öyle demeyeyim de, şimdi ben de karıştırdım. Bende de disleksi yolakları var zaten. Gömleğin, kazağın üzerine gömlek giymeye çalışır. Kalem tercihi, kalemi hatalı tutar, böyle tutar. Farklı kalem tutma şekilleri olabilir. Bazıları görmüşsünüzdür, böyle değişik kalem tutarlar. Şekilleri çizerken yanlış yönden başlar. Bu da çocuklara anlatıyordum. Normalde bu şekilde başlanır diye. Dönem 5 öğrencilerine derste anlatıyorum. Normalde bir çocuk böyle çizer demiştim. Hocam normalde öyle değil dediler. Tam tersi dediler. Ben de öğrenmiş oldum. Normalde saat yönünün tersinde başlamak gerekiyormuş. Ama bunlar da yanlış yönden ben gibi başlayabilirler. Giyinirken giysilerin sırasını karıştırabilirler. Ama şunu bilmek gerekir. Yani bu söylediğimde ya bizim çocuklarda da bu belirtiler vardır diyebilirsiniz. Olabilir ama tanı koymak, okul öncesi dönemde tanı koymuyoruz. Bu diyoruz ki okul öncesi dönemde biz bu çocuk risk altında. Bu çocuğu ilerleyen dönemde mutlaka takip etmek gerekiyor diyoruz. Yani
hiçbir zaman için bunlar var diye çocuk disleksi değil. Biz göreceğiz çünkü tanı az önce söylemiştik DSM'de zekası normal ya da normalist olacak. Okuması yaşlarına göre kötü olması gerekiyor. Yani çocuğun o becerileri kazanmış olması gerekiyor. O dönemde biz asıl tanıyı koyuyoruz ama bunlar da bu çocuğun risk altında olduğunu mutlaka müdahale etmemiz gerektiğini bize tanımlıyor. Ama bizim için en can alıcı yer burası. Okul dönemi. Nedir? Okumaya başlarken zaten çocuk sözcükleri doğru telaffuz edemiyor. Okuma hataları görülebiliyor. Okuma hızı düşük. Okurken sonunu sallayabiliyor. Ekleyebiliyor, çıkarabiliyor. Gelecektik yerine gelmiştik. İşte olmuş yerine olacakmış gibi. Tamamen hatalı okuyabilir. Harf atlayabilir. Tekrar aynı satırı okuyabilir. Okurken yerini kaybedebilir. Satır atlayabilir. Bazı harfleri sesleri karıştırır. En çok bilinen zaten bu. B'yi, D'yi, P'yi, M'yi, N'yi, U ile Ü, N'yi gibi. İşte ters ayna görüntüsü okuyabilir. Ev, V, sonra N, N. 4 ile 7'yi karıştırır. 7 ile 4'ü, 3 ile E'yi, 6 ile 9'u. Ayna görüntüsü şeklinde rakamları yazabilir. Saati öğrenmekte zorluk yaşar. İkinci sınıfta, sizler benden daha iyi biliyorsunuzdur. İkinci sınıfta bir çocuk normalde saati öğrenir. Bu çocuklar saati öğrenmekte zorlanabilir. El yazısı kötüdür. Matematik sembollerini karıştırır. Sağ sol karıştırır. Her görüşmemde sorarım. Geldi görüşmeye, değerlendirmeye başladık. Hoş geldin. İşte benim adım Ümit, senin adın ne? Böyle tanışırız. Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun diye. Kaç kardeşsin? Böyle bir çocukla ilgili demografik özellikleri alırız biz. Hani yerleşim yeriyle ilgili okula hangi okula gidiyorsun gibi konuşuruz. Sonrasında derim ki kalemi hangi eline tutuyorsun? Gösterir. Sol mu sağ mı derim. Sol derse hemen kafamda bir disleksi oluşabilir. Çünkü daha sağının solunu öğrenememiş. Muhtemelen disleksiyle ilgili bir yolaklarda bir etkilenmem var diye. Mutlaka disleksiyi değerlendirelim derim. Daha sonra da hangi takımın olduğunu sorarım. Galatasaraylıysa daha bir içten böyle değerlendiresim geliyor. İşte el yazısı kötü, sağını solunu karıştırıyor. Ayakkabıyı, kravatı bağlamada sorun yaşıyor. İşte hiç ben kravat bağlayamıyorum. O yüzden hala devam ediyor bazı sorunlarım. Günleri, ayları, sayıları, alfabeyi karıştırabiliyor. Bu çocuklar görülebiliyor. Örneklere bakarsak belki daha iyi anlarız. Saat, deriz ki rakam ikinci sınıfın sonundaki, ikinci sınıfın üzerindeki çocuklara ben 3'te, 4'te artık bu saati çizdirmeye başlarım. Dedim ki hadi bir saat çiz, saat 10'u 20 geçiyor. Bir yap bakalım. Bir başlar, 1'den 30'a kadar gider. Değil mi? Gerçekten öyle. Yaşayabiliyoruz. Ya da başlar, rakamları tam yerleştiremez. Der ki hocam sığdıramadım. Hadi bir büyük çiz, bir daha dene. Onu da yapamaz. Saati öğrenmekte zorluk yaşayabilir. O yazıyı tam görünüyor mu bilmiyorum ama görmeye de çok gerek yok gibi zaten karmakarışık. Kadir derken iyi atlamış, şanslı derken neyi atlamış, olursun kocaman yazmış, kalem tutuşu kötü, ayna görüntüsü yazabiliyorlar. Nedir? Kapya plak, ördeğe dıkarı, adama mada, yani mada da değil de artık farklı bir şey, tepeye pete yazmış, tam ayna görüntüsü yazmış. Şekil çiziyoruz, gözükmüyor. Ama şekili kopyala dedi. Şu şekili kopyala dedi bize onu dahi kopyalamaz. Bakarak dahi kopyalamakta zorluk yaşayabiliyorlar. Sakarlar işte 1, 2, 3 ayna görüntüsü yazmış. 3, 6 ile 9'u karıştırmış. B ile D'yi karıştırmış. Yani karışık yazmalar olmuş. Buradaki ön taraftaki ışığı biraz azaltabilir miyiz? Duymuyorlar mı? Yok. Tamam. Devam edelim. Kocaman kocaman yazmış. Haftanın günleri derken yazılmakta zorlanmış. Pazartesi derken Z'yi S olarak yazmış. Salı derken S'yi ayna görüntüsü. Çarşamba derken artık B'yi yukarıya doğru kaydırmaya başlamış. Çarşamba derken D'ye yazmış. Yani bakarak yazıyor aslında bunları. Çok da zor bir şey değil ama kopyalarken dahi zorlanabiliyor çocuklar. Perşembe derken Q harfini Türkçe bize kazandırmış. Q'yu, B'yi, P'yi burada gördüğünüz gibi karıştırmış. Yani bu çocuklar çünkü farklı görebiliyor resimleri. Bu benim kendi takip ettiğim aslında. Sunumu hazırlarken hemen koyayım dedim. Burada DB ve disleksi. Eğer çocuk 4. sınıftaysa toplama işlemleri yaptırmaya başlıyorum. Diyorum ki işte Mehmet Emin'in 27 tane misketi var. Doktor adisi yazmış. Muhtemelen kızmış bana görüşme sırasında diye düşünüyorum. Ama doktor abisinin ise 19 tane misketi vardı. İkisi var diye direkt devam etmiş. Hala var. 4. sınıf çocuğu ama hala belirtiler devam ediyor. Bakın matematiği yapmış. Toplamayla ilgili bir sorun yok ama yazmayla ilgili hala sorunları devam ediyor. Saati çiz demişim. Bu devam edecekmiş muhtemelen 30'a kadar. Olmadı deyip tekrar yap demişim. Tekrar yapmış. Tekrar yap demişim. Üçüncüsüne doğru yapabilmişiz. Var ama 4. sınıf çocuğu. Yani hala sorunlar devam edebiliyor. Ben Bucaklıyım. Buradır. Yani buraya yakın bir yerdeyim. O yüzden paylaşmak istedim. Bir inovatif bir örnek.
Starbucks muhtemelen disleksiyle ama kimse bilmiyor, farkında değil diye düşünüyorum. Ya da karikatürde gördüğünüz tesafüt diyebiliyor. Hala söylerken ilişkinlerde dahi bazı şeyleri karıştırabiliyor. Ya da estağrufillah diyerek devam edebiliyor sürecine. Yani hala ilişkinliklerde de bunun devam ettiğini görüyor. Ama bu kadar devam ediyorsa muhtemelen disleksi. Yani artık bu kadar karıştırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Konya'dan geldim. O yüzden Konya'ya da böyle çatmayı çok seviyorum. Tanı ne? Tanı klinik. Yani çocuk girdi, biz görüşmeyi yaptık. Aslında tanıyı biz hemen koyarız. Tanı için ek bir şeye gerek var mı? Yok. Biz ne yapıyoruz ama tanı için? Ayrıntılı öyküler yaparız, çocuktan alırız. Geldi işte, çocuğun kendisiyle tanışmaktan başlayıp tüm o geçmişini bir öğreniriz. Gözlem yaparız, okuttururum, yazdırtırırım, toplama işlemi yaptırtırırız, çizim yaptırtırırım. Ve buradan biz çocuğun aslında tanısını koyuyoruz. Ve tanıyı doğrulamak için de testler isteriz. Nedir bu testler? Çocukta zeka testi isteriz. Viskar, Visk4. Özgür öğrenme güçlü bataryaları isteriz. İşte burada nedir? Gesell'in figürleri var. Bunu aklınızdan çıkarmaması gerekiyor ve her öğretmenin mutlaka bilmesi gerekiyor. Çünkü çok basit. Değerlendirmesi de çok kolay. 3 yaşında bir çocuk yuvarlak çizer. Yani gittiniz, yeğeniniz var, çocuk var. 3 yaşındayken bir çocuğun yuvarlak çizmesi gerekiyor. 3,5 yaşında bir çocuğun artı çizmesi gerekiyor. 4 yaşında bir çocuğun kare çizmesi gerekir. 5 yaşında bir çocuğun üçgen çizmesi gerekir. Çocuk 5 yaşına gelmiş, üçgen çizebiliyor ama renkleri bilmiyorsa bu çocuk disleksi olabilir ilerleyen zamanda. Çok basit yani. Bir çocuk çünkü 4 yaşındayken renkleri bilmesi gerekiyordu. Yuvarlak 3 yaş, artı 3,5 yaş, kare 4 yaş, 5 yaş üçgen. Okula başlayıp başlamayacağını belirlemek için şöyle bakmak gerekiyor. Yani şu çapraz şeyi yapabiliyorsa, şunları yapabiliyorsa bu çocuk okula başlayabilir, birinci sınıfa başlayabilir. Yani eğer hazır değilse de o çocuğu başlatmamak gerekiyor. İşte okullarımızda da rehber öğretmenlerimiz zaten metropolitan testi yapıyorlar, okula uygunluk testi yapıyorlar. Saat çizdiririz. Gördüğünüz gibi 4. sınıf çocuğu mutlaka saat çizdiririz. Söylenen 3 kelimeyi yazdırmayı isteriz. Bir çocuk 2. sınıfsa şunu yaptırırım. İşte dün gece yolda giderken zıplayan bir tavşan gördüm diye bir kalıbım var. Böyle çok karışabilecek harfle onu yazdırırım. Ya da çocuk 3. sınıfın üzerindeyse de bir toplama işlemi yaptırabilecek şekilde bir toplama işlemi yaptırırım. Çarpma işlemleri daha büyükse bir çocuksa çarpma işlemleri yaptırmak gerekiyor. Bir dakikada da okuduğu doğru sözcük sayısı. Bir çocuk 1. sınıfın sonunda sizler daha iyi bilirsiniz. 20 ile 40 kelime mutlaka okuması gerekir. Bir çocuk 1. sınıf sınavında bu kadar okuyamıyorsa mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Sağ sol ayırım, başta da söylemiştim yani hangi elini tuttuğunu sorarız. Lateralleşme yönlerini, sağ elinle sol kulağına dokun, değerlendiririz. Yani bunları mutlaka bir bakmak gerekir. Ve buradan ayrılırken aklınızda kalacak en önemli bilgi bu. 1. sınıfın sonunda okumaya geçemeyen bir çocuk var. Yani bu ne olabilir? Hangi tanılar olabilir? Vardır mutlaka. Geçmiş dönemlerimizde çocuklarımız olmuştur. 1. sınıfın sonunda okumaya geçemeyen. Bunu atlamamak gerekiyor. Konuyu anlatıyorum. Tabii bir disleksi. Yani çocuk 1. sınıfın sonunda okumaya geçemediyse öncelikle düşünmek gereken şeylerden biri disleksi. 2. Var mı fikri olan? Ne olabilir? Zeka geliyor olabilir. Çok doğru. Zeka geliyor olabilir. Başka? Öğrenme güçlüğü, disleksi, zeka geriliği, ağır derecede dikkat eksikliği olabilir. Bir tane kaldı. Evet, görmeyle ilgili, işitmeyle ilgili ya da nörolojik sorunlar olabilir, otizm olabilir. Yani ağır durumlar söz konusu olabilir. Bir de atlamamak gerekiyor. Bu zamanında olmuştu. Çünkü çok şükür devletimiz bundan ayrıldı. Ama bu çocuk okula erken başlamış olabilir. Yani belki sizleri de en çok zorlayan çocuklar bunlar oluyor zaten. Çocuk okula erken başladıysa eğer okumayı öğrenebilir. 66 ayda başlayan çocukların 1/3'ü yani 1/3'ü okumayı öğrenemedi. O yüzden mümkünse 72 ayın üzerinde başlamak gerekiyor okula. Ve ağır derecede dikkat eksikliği olabilir. Çocuk disleksisi olabilir. Mental retardasyon, zeka geriliği olabilir. Okula erken başlamış olabilir. Ve ağır derecede dikkat eksikliği belirtileri olabilir. Ya da çocukta sizin de söylediğiniz gibi görme işitme ile ilgili problemler olabilir. Ya da bazı nörolojik sorunlar olabilir. Ama şunu söylememek gerekiyor. Yani geçmiş dönemde ben Isparta'da çok şükür buna hiç karşılaşmadım. Gerçekten Isparta Milli Eğitim'den ben çok memnunum. Rehberlik Araştırma Merkezimizden, Milli Eğitim'den. Bu sorunlarla hiç karşılaşmadık. Ama eskiden bu sorunları çok fazla duyuyordum. Herkes aynı zamanda öğrenecek diye bir kural yok. Öyle diyorlardı. Gerçekten çok büyük acı bu çocuklar için. Zamanla öğrenir. 4. sınıfa kadar yolu var. İşte ben bu çocuğa öğretirim merak etmeyin. Bunları demek çocuğun günahına girmek oluyor gerçekten. O yüzden bunları yapmamak gerekir. Buradan aklımıza kalacak en önemli bilgi belki bu. Çünkü mutlaka her çocuk 1. sınıfın sonunda okumayı öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmiyorsa mutlaka bir sorun vardır. İlk başta da söyledim. Çocuk psikiyatrisi normalden farklılık gösteren her türlü duygu, düşünce ve davranışla ilgilenir. Yani bu çocuk normalden farklı. 30 kişilik sınıfınızda 25 kişi öğrendiyse o 5 kişi mutlaka farklı.
Onu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bunları söylememek gerekiyor. Bardağın dolu tarafından bakacağız diyerek bu çocukları boğmamak gerekiyor. Çünkü bu çocuklar çok büyük ızdıraplar yaşayabiliyor. İkinci sınıfa geçiyor. Okumayı öğrenememiş. Arkadaşları toplama yaparken bu çocuklar hala okumayı öğrenmekle devam ediyorlar. Üçüncü sınıfa geçti. Herkes çarpım tablosunu öğrenmiş. Ama bu çocuklar toplama yapmayı öğrenecekler ve her yıl şunu hissediyorlar. Ben yetersizim. Arkadaşım biliyor. Yanımdaki arkadaşım daha iyi bilirken ben hiçbir şey bilemiyorum. Ben yapamıyorum. Ve bu çocuklar az sonra da anlatacağım. Çok büyük sorunlar yaşayabiliyor. Depresyona, kaygı bozukluğu ve ilerleyen süreçte işte madde bağımlılığına doğru ilerleyen bir süreç var. Nedir? Bizde kaynak olarak çok fazla kaynaklar var. İşte her öğretmenin eğitimci izlemiştir muhtemelen. Yerdeki yıldızlar, her çocuk özeldir. Bu filmi izlemek gerekiyor çünkü çocuğun yaşadığı süreci en iyi anlatan film bu film aslında. Disleksiyle başa çıkmak için 100 pratik öğreni var. Bende disleksi var. Okumayı güçlendirme setleri var. Artık okuyorum setleri. Bunlardan destek alınabilir ama bu çocuklar için işte bireysel eğitim planlamaları gerçekleştirmek, okulda buna yönelik müdahaleler gerçekleştirmek, gerekirse özel eğitime yönlendirmek, bu çocukların mutlaka müdahale alması gerekiyor. Çünkü geçten alırsa ya da tedavi etmezsek sorunlar çok daha büyük oluyor. Ek tanılar çünkü bu çocuklarda sıklıkla birliktelik gösteriyor. Ve önemlisi de şimdi anlatacağımızda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bu çocukların aslında değerlendirmeye gelseler şunu da göreceğiz biz. Tedavi edilebilir bir rahatsızlık olan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Kısaca DHB olarak da bahsedeceğim. Yani sunum sırasında DHB derim. Bu çocukların üçte birinde, yani her üç disleksinin birinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var. Aynı zamanda tedavi etmediğimizde işte bu çocuk dikkat eksikliğiyle de birleşip arka sıralara itiliyor. Kendini mutsuz, kendine güveni azalmış bir çocuk oluyor. Artık kavgalarla kendini göstermiyor. Yani bir şekilde bir çocuk dikkat çekmek istiyor. Artık kavga etmeye başlıyor. Okul arkadaşlarıyla kavga ediyor. Dışlanmaya başlıyor. Ortaokuldayken okuldan kaçmaya. Daha sonra işte kötü ortamlarda bulup kendisi gibi çocuklarla birleşip sigara kullanmaya, alkol kullanmaya ve ilerleyen süreçte maddeye doğru giden bir süreci var. O yüzden erken dönemden itibaren önlemini almak gerekiyor. Az önce söyledik, yapamıyor. Diyor ki yapamıyorum, başaramıyorum, olmuyor. Yine öğretmen kaldıracak. Yine yapamayacağım. Kaygı geliştirmeye başlıyor. Yine öğretmen kaldırırsa diye kaygılanmaya başlıyor. Ya da kendine olan güvenini kaybediyor ve çocukta depresyon gelişiyor. O yüzden mutlaka bu süreçlerde erken dönemde müdahalesini yapmak gerekiyor. Peki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ne? Baktığımızda aslında tarihçesini ilk olarak 1865 yılında tanımlanmış. Tarihi çok eski. Yani 1865 yılında biz Henry Kaufmann'ın Alman bir şairin Kıpır Kıpır Fil ismiyle şarkı şiiriyle beraber tarihimize girmiş. Tıp literatürüne girmesi 1902 yılında diye sanılıyoruz. George Steele tarafından tanımlanmış. İlk olarak 1937 yılında öksürük şurubu olan benzetrinin dikkat eksikliği belirtilerine iyi gelmesiyle ya aslında burada bir sorun var dermeye başlamış. 1955 yılında metilfenidatlar üretilmiş. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir metilfenidatlar kullanılıyor. 2000'li yıllarda atomoksetin dediğimiz stübinan olmayan ilaçlar üretilmeye başladı. Ve tarihçesini gördüğünüz gibi yeni bir hastalık değil. Yani bu günümüzün, çağımızın bir hastalığı değil. Tarihine baktığımızda aslında yurt dışındakiler çok çok daha eski söylüyor. Diyor ki 1775 yıllarında Alman textbooklarında ki Almanların ne kadar disiplinli olduğunu hepimiz biliriz. Ne kadar görevlerine sadık olduklarını. Alman kitaplarında DHB sendromundan bahsediyorlar. Ve İşte DHB sendromunu İskoçya kitaplarında da yayınlanıyorlar. İşte Henry Kaufmann söylüyor 1845 yılında. DHB ile ilgili literatür artık dünyaya girmeye başlıyor. İşte uzun etkili stimülanlar, non stimülanlar, uyarıcı olmayan ilaçlar. Metilfenidat 1955 yıllarında artık tedavide onaylanmaya başlıyor. Nedir dikkat eksikliği? Yani dikkat eksikliği ile ilgili kafamızda çok fazla karışıklık olabiliyor. Tanıyı biz nasıl koyuyoruz? Tanı şöyle, çok basit. DSM-5 bize diyor ki 12 yaşından önce olacak. Yani bu çocuk aslında 12 yaşından öncesinde belirtileri tanımlaması gerekiyor. DSM-4'te eski kitaplarda, eski kaynaklarımızda bize diyordu ki 7 yaşından önce olacak. Yani ben onu daha çok seviyorum. Çocuk da 1. sınıftan itibaren sorunlar ortaya çıkacak. Yani çocuk 1. sınıftan itibaren sorunları var aslında. Nedir? Dikkatsizlik. Ne gibi belirtiler gösterir? Çocuk dersin başına oturamıyor. Çabuk sıkılıyor. Ders yaparken kafası başka yerlerde. İşte ödev yapıyorsunuz. Anne çişim geldi. Anne su içeceğim. Anne tuvalete gideceğim. Sürekli bahaneler buluyor. Kolum ağrıdı, başım ağrıdı. Sürekli bahaneler buluyor. Dersin başında oturmak istemiyor. 5 dakikalık dersimiz saatler sürebiliyor. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Sürekli çocuğu zorluyoruz. Bir bakmışsınız geceye kadar ders yapıyoruz hocam biz diyorlar. Yani aslında bir sayfalık bir ödev. Yapacağı tek şey E'leri yazmak ama bu saatler sürebiliyor. Okulda montunu, kalemini, defterini, kitabını unutup gelebiliyor. Eşyalarını unutup gelebiliyor. Ödev almayı unutabiliyor. Ben kendimden hatırlıyorum. Her gün giderdim komşumuza ki şimdi düşündüğümüzde komşumuzda da öğrenmekle ilgili güçlükler varmış. Ama o ödevlerini tam alırdı. Ben her gün giderdim ondan ödevlerini almaya.
Her gün not alırdım ya, neydi, neye ödev vermişti diye. Okulda bisikletimi unuturdum. Motoru, ortaokuldayken motorumu unuturdum, düşün. Motor kullanıyordum ortaokulda zaten. Öyle bir süreçti. Çocuk dersin başına oturmak da zorluk yaşayabilir. Öğretmenler nasıl görür? Öğretmenler de şöyle görür. Der ki, derste başka şeylerle ilgileniyor. Kafası başka yerlerde. Ben anlatıyorum, o geziniyor. Bir türlü notlarını almıyor. Kalemini düşürüyor, eşyasını düşürüyor, arkasına dönüyor, arkadaşıyla konuşuyor. Dersi kaynatıyor diye söyler. Hiperaktivite ya da dürtüsellik dediğimiz bir der nedir? Çok konuşuyor. Hocam iki kişi konuşurken araya giriyor. Aceleci, sabırsız, sırasını beklemekte güçlük yaşıyor, sıraların arasında geziniyor. Kıpır kıpır. Evde ödev yaptırıyoruz. Eli dursa ayağı durmuyor diye tanımlıyorlar. Ama biz bu belirtileri nasıl tanımlıyoruz? Yani bir, dedik ki birinci sınıftan itibaren olacak. Yani 12 yaşın öncesinde olacak. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellikle ilgili sorunlar olacak. Ve bunlar en az iki ortamda olacak. Aileler bize getirebiliyor bazen çocuklarını. Hocam işte duyuyorlar konudan, komşudan. Diyor ki yani dikkat ilacı varmış, süpermiş. Hocam bizim çocuğumuzda da dikkat eksikliği var. Diyorum nedir? İşte çok güzel tanımlıyor. Evde çok güzel belirtileri tanımlıyor. Okulda nasıl? Hocam öğretmeni çok güzel söylüyor. O zaman bu çocuk dikkat eksikliği değil. Çünkü en az iki ortamda olması gerekir. Hem evde hem okulda. O yüzden sizlerin bize desteği çok önemli. Biz size formlar gönderdiğimizde o formlar bizim için tanıyı belirlemede en güçlü, en güvenilir kaynaklar oluyor. Sizlerle beraber bu süreci yönetmek bizim için çok büyük avantaj oluyor. O yüzden hem evde hem okulda yani en az iki ortamda olması gerekir. Ama bazen öğretmen arkadaşımız diyor ki bir sorun yok ama ben bakıyorum çocukta görüşme sırasında da var bu dikkat eksikliği. Çocuk girdi odaya kafa böyle. Hiç bakmıyor bile yani sürekli gezinmeye çalışıyor. O çocuk dikkat eksikliği var. Yani bunu artık ben öğretmen arkadaşımız hayır yok dese de ben artık ona dikkat eksikliği var diyorum ve tedaviye başlıyorum. Sıklığı kaç? Çünkü sık, çok sık görülen bir durum. Tüm dünyada dikkat eksikliğiyle ilgili en fazla atı falan yazı bu. Yani herkes dikkat eksikliğiyle ilgili bir yazıya başlarken ilk bunu yazar. Tüm dünyadaki sıklığı %5.29. Sonraki yapılan çalışmalarda %8 ila 10 arasında olduğunu söyledi. Türkiye'de nasıl? Evrim Hocam ve benim yaptığım çok merkezli 163 tane kişi geldi ve tüm Türkiye'yi taradık aslında biz. Tüm Türkiye'de belli bir sayıda örneklem aldık. Isparta'nın ortalamasını yansıtan okul, işte Konya'nın ortalamasını yansıtan okul, İstanbul'un böyle her yerden okullar tespit ettik. Nüfusa göre belirledik ne kadar öğrenci alacağımızı. Ve biz o çalışmada şunu tespit ettik. Türkiye'deki sıklığı %12.4. Her 10 çocuktan birinde dikkat eksikliği var. Yani sınıfınızda 2-3 çocukta mutlaka dikkat eksikliği var. Atlamamak gerekiyor. Neden bu kadar yüksek? Asın bayrakları diyorum. Çünkü düşündüğümüzde Sella Turistica dediğimiz bir bölge var. Biz beyne Sella Turistica isminde bir yer vermişiz. Yani tabii biz vermemişiz. Yurt dışındakiler, dünyadakiler vermiş ama Sella Turistica demişler. Türkiye yeri. Çünkü biz geçmişten beri hep hareketli bir toplummuşuz. Genlerimizde bu var. Biz zaten Orta Asya'dan göçmüşüz. Durmamışız. Yörük. Yürüyen Türk diye bir isim var. Yani durmuyoruz ki sıkılıyoruz. Oradan oraya. Olmuyor. Savaş açıyoruz. Çünkü biz hiperaktif. Bizim genlerimizde var bu. O yüzden Türklerde daha sık bu dikkat eksikliği hiperaktif tapusu. Ve çalışmayı yazarken gerçekten buna değindik. Çünkü yani Sella Turistica bile Türk eğri dediğimiz ata binmekten gelen bir isim var. Sıklığı %12.4. Sebebi ne? Yani dikkat eksikliği neden ortaya çıkıyor? Genetik. %77 genetik. %76 genetik olan bir rahatsızlık. Tanımlanmış en önemli risk faktörü genetik. Genetiğin yanında neler tanımlanmış? İşte düşük doğum ağırlığının olması, erken doğum olması, annenin gebelikte sigara kullanımı. O yüzden koruyucu halk sağlığı olarak şunu da bilmek gerekiyor. Gebelikte mutlaka sigara içmemek gerekiyor. Çünkü çocuklar dikkat eksikliği riskini artırıyor. Bunlar kesin olarak tanımlanmış. Tabii birçok risk faktörü var. Bu sebebiyet verebilir dediğimiz ama bunlar olmasa da çocuğumuzda olabilir mi? Olabilir. İşte baba çok tipik bir dikkat eksikliği. Umarım böyle değilimdir evde. Ama dikkat eksikliğinde de çocukta da unutkanlık olur. İlişkide de olur. Babada da olur. Çünkü çocukta DHB tanısı koyduysak muhtemelen ebeveyninde de 2-8 kat artmış bir dikkat eksikliği riski var. Ya da biz babaya DHB tanısı koyduysak, benim DHB tanım var, dikkat eksikliği var bende. Benim çocuğumda da %57 oranında var. Baktık var gerçekten. Şu an tedavi kullanıyor. Yani veriyoruz ona da. Genetiğine baktığımızda %70 demişti, %76. Yani bu boyla aynı. İşte ne yapıyorlar? Endokrinine gittiniz, çocuğun boyu kısa hocam dediniz. Anneye bakıyorlar. Babaya bakıyorlar, diyorlar ki normal. Yani çünkü biz boyun ne kadar genetik etkili olduğunu biliyoruz. İşte boy kadar genetik etkinliği var. Zekanın kalıtılabilirliğinden daha yüksek bir genetiğe var. Yani şizofreni olduğunda biliyoruz ki risk artıyor. Ondan daha yüksek bir genetik orana sahip DHB. DHB genetik bir rahatsızlık. O yüzden bilmek gerekiyor. Ve aynı zamanda ya hocam işte bu şunlardan oluyor dediğimizde değil. DHB beyin hastalığı. Yani
şunu görüyoruz ki biz DB'de beyin gelişimi 2 yıl geriden takip ediyor. Yani çocuk beyninin olgunlaşma süreci 2 yıl geriden takip ediyor. Çocuk kendini istese de istemese de durduramıyor. Bazen duymuşsunuzdur, hatta bazen güzel yazılar geliyor. Rehber öğretmenleri doldurduğunda bir tanesi var hatta aklımda hiç unutmam. İçine şeytan kaçmış gibi diyor. Gerçekten çocuk durmuyor. Yani hareketli, yerine duramıyor, kıpır kıpır. Gerçekten içinden başka bir şey çıkıyor. Çocuk kendini kontrol ediyor. Çocuğun eline de değil. Çocuk bazen kendisini ifade ediyor böyle ya. Anne durduramıyorum, içimden bir şey yap diyor. İçimden bir istek bunu yap diyor diye söylüyor. Prefrontal korteks bize yürütücü fonksiyonlarımız. Oğlum dur, sakin ol, yapma, bak, karışma dediği bölge bize prefrontal korteks. Ama prefrontal korteks bu kişilerde 3 yaş geriden takip ediyor. Olgunlaşması. O yüzden hatta yurt dışı kitaplarında şunu söylüyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna 3 yıl sonra ehliyet ver. 20 yaşındayken ehliyet ver diye yazarlar. Çünkü bu çocukların olgunlaşması daha yaşlarından geri takip ediyor. Şahinciler, tofaşçılar. Araştırma yapsak muhtemelen %50'sinde dikkat eksikliği çıkacak. Yani öyle bir süreç var. Vardı. Çünkü kendilerini kontrol edemiyorlar. Hareketliler gerçekten. Ek tanı ne? DB sadece buzdağının görülen kısmı. Yani DB'yi şöyle algılamamak gerekiyor. Bu hocam derslere etkiliyor. Ders için kullanıyoruz. Öyle bir şey değil dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu. Dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu tüm yaşamı etkiler. Buzdağının görünmeyen kısmı çok daha büyük olan bir kısım. Yani %50'sinde karşı dolma karşı gelme var. Bu çocukların %50'si tedavi edilmediğinde karşı gelme, öfkelenme, çabuk sinirlenme, kızgın, gücenik, alıngan olma bu tarz sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. %20'sinde davranış bozukluğu gelişiyor. %20 davranış bozukluğu. Kavgalar, küfürler, okuldan kaçmalar görürsünüz. Yani ortaokuldayken çocuklar gelir bize. Kavga ediyor, küfür ediyor, karşı geliyor, öfkeleniyor, sinirleniyor, izinsiz para alıyor, izinsiz eşya alıyor, okuldan kaçmaya başlıyor. Bu tarz sorunlar işte sorularımız var zaten size gelmiştir. Çok çok gönderiyoruz kusura bakmayın. Arkada öyle işte yangın çıkar, bilerek yangın çıkartmıştır, bilerek arkadaşına zarar vermiştir gibi sorular var. Davranış bozukluğu ile ilgili sorular. Ek tanılara baktığımızda aslında biz bu çocuğun yani ilerleyen dönemde dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu olabilir diyeceğimiz faktörler oluyor. Nedir? İşte çocuk zaten doğdu, zor çocuk. Uyumuyor hocam bu çocuk. Yani bir türlü uyutamamıştım. Zaten karnımdayken hareketliydi, kıpır kıpırdı diye başladıksa çocuk ileride DB'ye doğru gidecektir. Uyumuyor. Uyutamadım hocam, salladım ki önermiyoruz. Sürekli salladım hocam. İşte otizm oluyor. Zaten otizmlerde dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğu sık görülüyor. Eşten disleksi var. Diskalkülü var, disgrafi var. Ya da çiş kaçırabiliyor. Çiş kaçırmada mutlaka aklımıza gelmesi gerekiyor. Ben her çiş kaçıran çocukta mutlaka bir dikkat eksikliğini sorguluyorum. İşte kaka sorunları yaşayabiliyor. Varsa mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Kendi çocuğumuzda da olabilir. Çünkü 5 yaşındaki sıklığı çiş kaçırmanın %15-20. Yani her 5 çocuğun biri 5 yaşındayken çişini kaçırıyor. O yüzden mutlaka dikkat eksikliği açısından değerlendirmek gerekiyor. Ya da sonrasında işte tedavi etmediğimizde karşı gelmeler, depresyon, kaygı bozukluğu, madde bozukluğu, kişilik bozukluğu, bipolar bozukluk gibi birçok risk artabiliyor. O yüzden mutlaka erken dönemde farkına varmak gerekiyor. Nedir? Seyri nasıl? Hani biz nasıl görüyoruz aslında klinikte? Şöyle söyleyebiliriz. Okul öncesi dönemde dikkat eksikliği belli değil. Yani okul öncesi dönemde geldi. Çocukta dikkat eksikliğiyle ilgili bir çok belirgin değilse yani çocuk böyle gezmiyorsa çok dikkat eksikliğini anlayamıyoruz. Ama okul öncesi dönemde biz hiperaktivitesinin dürtüselliğini anlıyoruz. Okul öncesi dönemde çocuk şunu gösteriyor bize. Yani durmuyor, karıştırıyor, odaya girmiş, her yere dağıtmış. Ya bu çocuk için artık şey yapmaya gerek yok. Bu çocuk dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olacaktır. Ama okula başlamayla beraber biz birinci sınıfa başlamayla beraber dikkat eksikliği tanısını koyuyoruz. İşte çocuk dersin başında oturamıyor. Sıkılıyor. Başka şeylerle ilgileniyor. 5 dakikalık dersimiz saatler sürüyor. O dikkat eksikliği belirtilerini gösteriyor. 12 yaşından sonra aileler diyor ki hocam eskiden hiperaktifti ama sonra azaldı. 12 yaşından sonra hiperaktivite kaybolur. Ama dikkat eksikliği devam ediyor. Dikkat eksikliği yaşam boyu devam edebilir ama 12 yaşından sonra hiperaktivitesi çocuğun dürtüselliği kaybolabiliyor. Yani çocuk daha artık oturabiliyor, daha sakin oluyor işte. O yüzden küçükken zayıf ama ilerleyen dönemde obez olabiliyor benim gibi. Hiperaktivite ve dürtüsellik çünkü kayboluyor yaşla beraber. Tekrar söylüyorum, bu sadece akademik hayatla ilgili olan bir rahatsızlık değil. Sağlık sistemini etkiliyor. Az önce söyledim, şahincilerde %50 var. Kazalar arttırıyor. Motorlu taşıt kazaları, bisiklet kazaları arttırabiliyor bu çocuklar. Çünkü daha sakar. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu dediğimiz sakarlıkla ilgili rahatsızlıkları bunlar bu çocuklar daha fazla taşıyor. Ailede, ilişkinlikte de devam ediyor. Allah'tan ben ilaç kullanıyorum. Bu tarz sorunlar yaşamıyoruz. Ama ebeveyn boşanması, ayrılması, artmış kardeş kavgaları bu çocuklar da daha sık görülüyor. Yani daha çok kavga ediyor, daha çok sorun yaşıyor. İşte boşanmış ailelerde olma ihtimali neden fazla? Çünkü diyoruz ki yani bakış açısı şöyle olabiliyor. Doğru bir bakış açısı ama
eksiklikler var. Şöyle diyor, hocam bu çocuk da zaten sorunlu bir aile, boşanmış bir aile. O çocuk da bu yüzden dikkat eksikliği var. Hayır. Zaten o çocuğun babası da dikkat eksikliği ya da annesi de dikkat eksikliği. O yüzden boşanıyorlar. O yüzden çocukta genetik olarak dikkat eksikliği ortaya çıkıyor. Yani atlamamak gerekiyor bunu. Mükemmel bir çalışma. Bartley'in yaptığı bir çalışma. Çocukları takip ediyor. Russell Bartley kardeşini trafik kazasından kaybetmiş. Kardeşi dikkat eksikliği olan. Kendisi de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla ilgilenen bir psikolog. Onun yaptığı çok mükemmel bir araştırma. %46'sı okuldan atılmış üniversitede. Yeter demişler. %35'i okulu bırakmış. Çocuklar devam ettiremiyor. Ve benim için belki en vurucu nokta şu. Daha düşük mesleki statü var. Girdim üniversite ilk sınava. ÖSS'yi kazanamadım ilk yılımda. Çünkü yaramazdım. Yani başka şeylerle, kafam başka şeylerle ilgileniyordu. Çok dersin başına oturmuyordum. İkinci yılımda girdim. Zekami'yi kazandım tıp fakültesini. Sonra ilaç kullanmaya başladım. Hayatım değişti. İşte üniversite çocuk psikiyatri Türkiye 98'si olarak kazandım. Yani süreçte tedaviyle beraber hayat değişebiliyor. Çünkü eğer tedavi olmasa daha düşük mesleki statü. Muhtemelen ilk başta ailem de çok zorladı. İlla yaz dediler. Gidecektim. Belki burada sizin karşınızda olmayacaktım. Ve ilerleyen zamanda maddi bağımlılığı için bir risk. İki kat madde bağımlılığı riski taşıyor. Maddeye daha erken başlıyorlar bu çocuklar ve bırakması ilerleyen zamanda bırakmaları da çok daha zor olabiliyor. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanı bizim klinik. Yani çocuk girdi, az önce söyledim, kapıdan girdi, böyleyse kafa, zaten tanı koyuldu. Ölçekler ve testler gönderiyoruz sizlere. Neden? Çünkü ne kadar şiddeti, yani bu durumun şiddeti ne kadar, biz nasıl bir tedavi başlamamız gerekiyor, bunu en iyi şekilde bu gösteriyor. Test istiyoruz, zeka testleri, zeka gelişimi nasıl, bizim çocuktan performans beklentimiz nasıl olacak, akademik sorunları ne düzeyde yaşıyor, bunları değerlendiriyoruz ölçeklerle. Ama hocam bir kan tahlili isteyelim. Kan tahlili isteseydik, hocam hiç kan tahlili de yapmadınız. Hocam bir beyin MR'ını çekseydik, EEG'sini çekseydik, ya bu beyinle ilgili bir şey değil mi hocam diye sorduklarında cevabımız tabii ki hayır. Yani bu tamamen klinik bir tanı. Tabii ki biz bazı sorunlar olabilir, onlara yönelik tahliller isteyebiliriz ama tanı aslında klinik ve sizlerin desteğiyle. Yani ölçeklerle, formlarla destekliyoruz. Tedavi ne? Tüm dünyadaki tedavi kılavuzları bize diyor ki tedavisi ilaç tedavisi. Ya bu çocuk geldi, biz ilaç tedavisi vermek zorundayız. Algoritma çok gözükmüyor. Yurt dışından Texas tedavi algoritması. Herhangi bir ek tanısı yok diyor. Tedavi diyor, ilaç. Direkt ilaç vereceksin, birinci seçenek diyor. Anksiyetesi var, bu çocukta anksiyete var, depresyon var. O zaman diyor ki ilaç, yanına da terapi yap. Davranışsal terapiler yap ya da bilişsel davranış terapileri ekle diye söylüyor. İşte Texas tedavi algoritmasının güzel göstergesi. Yani bu biz ilaç dediğimizde bunu kafamızdan uydurmuyoruz. Bu algoritmalara göre gidiyoruz. Nedir? Tanıyı koydun, metifinlete de amfetamin başla. Diyor ki metifinlattan fayda yok. Tekrar bir metifinlat başla. Atomoksetin başla diyor. Tedavi daha sonra trisiklikler diye düzenli diyor. Yani aşamalar bunlar. Ya da tedavi kılavuzlarına baktığımızda tüm dünyada kullanılan tedavi kılavuzları diyor ki tüm bu süreç, bu alanda en iyiler birleşiyor, toplanıyor ve diyor ki, pardon, önce oldu. Metifinlat. Bak başladı, birinci sıra. Tüm kılavuzlar, çocuğa tanıyı koydun, ilk metifinlat başlıyor. Metifinlatlar. Atomoksetin, birinci sıra. Gördünüz mü yani? Tedavide başladığınızda görüyorsunuz diyorum, anlatmaya gerek yok. Tedavi, metifinlat ve atomoksetin. Yani yapmamız gereken bu. Tedavi geldi. Ya hocam bu çocuğa işte biz şunu yapalım, bunu yapalım değil. Yani tedavisi, tedavi kılavuzları bize gördüğünüz gibi metifenidat ve atomoksitin başlayın diyor. Effect size, yani etki büyüklüğü nedir? %90 belirtileri azaltıyor. Çocuğun 100 belirtisi var, 90'ını metifenidat azaltıyor. Atomoksitin %63'ünü azaltıyor, 100 belirtisi var, 60'ını azaltıyor. İşte o yüzden geriye kalan sorunlar önce ilaç, yanına da terapi ile desteklemek gerekiyor. Ama bize diyorlar ki hocam, İşte nörofeedback varmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hocam besin katkıları var. İşte vitaminler var. Bitkisel kaynaklar var hocam. Hocam mesel elementler varmış. İşte alerjenler varmış. Ağır metaller varmış. Ne dersiniz? Tedavide etkinliği yok. Yani tekrar göstereyim mi bilmiyorum ama tedavide etkinliği yok gerçekten. Biz şunu şöyle görüyoruz. Çünkü biz kılavuza göre gideriz. Doktorlar bilimsel kaynaklara göre gider. Ya benim bir çocuğumda şu gelmişti. Benim kaynımın çocuğuna bu iyi gelmişti. Gitmez. Biz binlerce kişide, milyonlarca kişide araştırma yapılır ve ona göre bakarız. Kararı ona göre söyleriz. Hiçbirinde first demiyor. Yani birinci tercih demiyor. Bakın, bireysel müdahaleler. Yani bir yer arıza zararı gösterilmemiş. Bazı yerlerde artılar bunlar. Bazı yerlerde faydası gösterilmiş ama birinci tedavi değil. Bireysel müdahaleler uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Yani ek bizim yanımızda mutlaka uygulayabiliriz.
Grup müdahaleleri uygulayabiliriz. Aile temelli müdahaleler uygulayabiliriz. Okul temelli müdahaleler uygulayabiliriz. İş uğraş terapileri uygulayabiliriz. İşte ebeveynin davranış yönetimi, davranışsal müdahaleler, psiko eğitim, aile terapisi, sosyal beceri eğitimleri, bilişsel davranış terapiler, işte destekleyici terapiler, kendine yardım, danışmanlık, bilişsel yeniden yapılandırma, ya da kariyer destekleme, yaşam koçları. Bakın, yaşam koçunun hiç yokmuş da, pardon. Onun da şurada bir artısı var. Kadra, yani bu ne? Amerikan Pediatri Birliği, Hollanda Birliği, Almanya, Avrupa, İngiltere, Amerika, Almanya, İngiltere, Kanada tedavi kılavuzları. Yani orada bunlar uygulanıyor. Onlar diyor ki yani bilimsele ilaç. Ama uygulanır mı? Uygulanabilir. Ama ilacın yanında uygulanması gerekiyor. Yani ilacı kullan, ilacın yanında bunlar da uygulanabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şunu görmek gerekiyor. Yani görünüyor mu bilmiyorum. İngilizcesi olanlar da okuyabilir. Play therapy not recommended. Oyun terapisi önerilmiyor. Diyet müdahaleleri, biofeedback not recommended, önerilmiyor. Eliminasyon, yani diyetten, hocam biz şekerini çıkaralım bunu, çikolatasını çıkaralım, önerilmiyor. Yani bir faydası yok. Hiperaktivite üzerine kısmı bir etkisi var ama dikkat üzerine bir etkisi yok. O yüzden bilmek gerekiyor. Ya da işte diyet modifikasyonu, EEG, biofeedback not recommended, yani önerilmiyor. Bunlar hiçbiri benim dediğim şeyler değil. O yüzden bilmek gerekiyor. Ama biz tedavi başladığımızda şu haberleri sık sık göreceksiniz ya da duyacaksınız. O yüzden bilimsel bir gitmek gerekiyor. Haberlerde bunlar, çünkü ben ilaç kullanılsın dediğimde haber olmayacak. Ama ilaç kullanılmasın, bunlar zararlı dediğimde haber olacak. Eğer popüler birisi olmak istiyorsam da ilaç kullanmasın, çünkü bu ilaçlar bağımlılık yapıyor derim. Ama doğrusu ne? İşte böyle haberleri sık sık duyacaksınız. Çocuklara bir yılda 600 bin kırmızı içtiği ilaç yazıldı. Çocuklara kokain benzeri ilaç veriyorlar. Dikkat, Ritalin tıpkı kokaine benziyor. Çocuklara tedavi diye uyuşturucu veriyorlar. Çocuklara ilaç vermek, ilaç firmalarının teşvik ettiği bir fırsatçılıktır. Ama kitabını tanıtmak, kendin için yaptığın bir fırsatçılık değildir. Ya da bir kadın doğumcu olup, jinekolog, operatör olup, psikiyatride dikkat eksikliği skandalı diyebiliyorsun. Yani kadın doğumu bıraktım, artık dikkat eksikliğini de tedavi etmeliyim diyebiliyorsun. Ama biz şunu söylüyoruz. Ya bunu sadece bu ortamlarda söylemiyorum işte. 10. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bağımlılık Kongresi'nde de konuştum. O süreçte yapmış olduğum çalışmaları anlattığımda şunu söyledik. Tedavi edilmemiş dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bağımlılık riskini artırır. Söylüyoruz. Nedir? Nasıl söylüyoruz biz bunu? Çünkü bakın şu çalışma mükemmel bir çalışma. Tüm çalışmaların değerlenmiş meta analiz ve meta regresyon çalışması dediğimiz en güçlü çalışma budur. Kanıt düzeyi en yüksek olan araştırma budur. Ve bu diyor ki bize her 2 ila 4 madde bağımlısından biri dikkat eksikliği. Yani biz bu çocukları tedavi etmezsek ilerleyen zamanda madde bağımlılığı riski var. Bakın çocuklukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ilerleyen zamanda madde bağımlılığı riskini artırıyor diye söylüyor. Yani burada sayın valimiz de buradayken, yani valiliğimiz mesela alkolle maddeyle uyuşturucu komisyonu var. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili bir komisyon var. Aslında burada en önemli yapmak gereken işlerden biri, o komisyonda değilim ama şunu yapmak gerekiyor. Yani öncelikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu tespit etmek gerekiyor. Biz bunları tedavi edersek, çünkü ilerleyen zamanda madde bağımlılığını engelleyeceğiz. Ama biz bağımlılık gelişen birisini tedavi etme başarımız çok düşük, %10. Yani madde bağımlısı birisi bağımlı olduysa artık geri dönüşümü çok az. O yüzden öncelikle bizim yapmamız gereken şey bu çocuklarda bağımlılık gelişmeden bu çocukları yakalayabilmek. O yüzden de sizlerin bu çocukları yakalayıp yönlendirmesi bizim için bağımlılıktan koruyucu en önemli etmen. Yani bunun farkına varmak gerekiyor. Birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmaların hepsi çocuk psikiyatrisinin, erişkin psikiyatrisinin amiral dergilerinde, böyle en güçlü dergilerinde yayınlanmış çalışmalar ve hepsi diyor ki dikkat eksikliğini tedavi etmezsek, dikkat eksikliğine müdahale yapmazsak bu çocuklar bağımlı olur. Bunu söylüyorlar. Sadece madde ile ilgili bağımlılık mı? Hayır. İnternet bağımlılığı. Bu yine Konya'da yapmış olduğumuz bir araştırmada, kendi reklamımı yapayım dedim. İnternet bağımlılığını belirleyen etmenler nedir diye baktık biz bu çalışmada. Ve şunu gördük. İnternet bağımlılığını belirleyen etmen, bir, çocukta dikkat eksikliği. Yani hiperaktivitesi değil, çocuğunda dikkat eksikliği varsa çocuk internete bağımlı oluyor. İki, online oyun. LOL, Metin 2, Wolf Team oynuyorsa bu çocuk bağımlılığa doğru gidiyor. O yüzden dikkat eksikliğini erkenden tespit edersek bağımlılığını da, internetle ilgili olan bağımlılığını da çözmüş oluruz. Mesela bu araştırma, bizden sonra da bize atıfta bulunan çok sayıda araştırma yapıldı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla internet bağımlılığı arasında ilişki var. Bu sadece işte bizde değil, yurt dışında da Weinstein ve arkadaşları İsrail'de yapmış. Türk örnekleminde yapılan bir çalışma, Japon örnekleminde yapılan çalışma. Hepsi bize söyledi ki, ya işte Yılmaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da internet bağımlılığı ile dikkat eksikliği arasında tespit etmişler. Biz de aynı maddeyi tespit ettik diye söylüyor. Peki ilaçlar ne? İlaçlar bağımlılık yapıyor mu? En fazla akıllımızı karıştıran soru bu.
şunu görüyoruz. Diyor ki dikkat eksik, yani İngilizce soranlar da söyler zaten, dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunun farmakoterapisi madde bağımlılığı riskini azaltıyor. Yani biz ilaçla tedavi edersek dikkat eksikliğini bağımlılık riski azalır. Dikkat eksik hiperaktivite bozukluğuna stimülan tedavisi ilerleyen dönemdeki madde bağımlılığı riskini azaltıyor. Metaanalitik bir çalışma diyor. Yani takip çalışmaları var, uzun dönem takip çalışmaları. 10 yıl takip etmişler. Bu 20 yıllık takip çalışması. Ve ikisi de diyor ki bağımlılık riskini arttırmaz stimülanlar. Bilmek gerekiyor. Yani stimülanlar tedavide bağımlılık riskini arttırmaz. Ama bize işte duyuyorlar. Ya bu çocuk bu ilaçları kullanıyordu, psikiyatri ilaçlarını kullanıyordu. İlerleyen zamanda madde bağımlısı oldu. Nasıl oluyor? Olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Şöyle. Yani bu çocuk, yani bir çocuk var. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Bu çocuğun bağımlılık riski 10. 10 düzeyinde bağımlı olacak. Biz bunu tedavi ederek tamamen düzeltmiyoruz. Ne demiştik? %90 etkin, %70 etkin. %30'a indiriyoruz bu bağımlılık riskini. Yani 100'dü, yani 10'du, 3'e indirdik. Ama bu çocuk hala yaşlarına göre diğer normal bir çocuk 1 iken bu çocuk 3 kat daha riskli. 10 katı 3'e indirmiş oluyoruz. Tamamen tedavi etmemiş oluyoruz yine. Ama vermezsek muhtemelen zaten 10 kat daha fazla risk altında bu çocuklar. Michael Phelps biliyorsunuzdur. Yani bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan yüzücü. Olimpiyat yüzücüsü. Esrar çekerken yakalanıyor. Çünkü Phelps dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. ADHD, attention deficit, hyperaktivite disorder diye. ADHD tanılı birisi. İlaç bir koltuk değneği değil diyor. DEHB gerçek bir hastalıktır ve ilaç olmazsa olmazdır diye tanımlıyor. Michael Phelps alkol bağımlılığından dolayı pişman olduğunu, ölmek istediğini söylüyor burada. He want to die. İşte ölmek istiyorum. Alkol bağımlılığıyla mücadele ediyor çünkü. Aşırı araba söylemiştim Şahincilerde. Aşırı sürat yapmaktan dolayı, alkol bağımlılığından dolayı ve böyle çaprazlama sollamaktan dolayı yakalanıyor ve pişman olduğunu söylüyor. Tüm takipçilerinden özür dilediğini belirtiyor. Ve yazı şunu söylüyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında başlayan %60 erişkinlik döneminde de devam eder. Yani bu çocukların 10 kişinin 6'sı erişkinlik döneminde de dikkat eksikliği olmaya devam edebiliyor. Ve Phelps artık dikkat eksikliği ile ilgili ilaç kullanmıyordu. Annesi demiş ki, neredeydi? His mother. Annesi demiş ki, ya biz buna davranış terapiler yapalım. Biz bunu yüzdürelim. Davranış modifikasyonlar yapalım. Ve çok iyi yüzücü olmuş. Ama bağımlılık riski hala devam ediyor. Çünkü ilaç olmazsa olmaz. Yan etkisi var mı ilacın? Var tabii ki. Yani stimülanlar verdik, biz tedavide başladık. Nedir yan etkisi? İştahsızlık yapıyor bu ilaçlar. Sabahleyin verdik. O yüzden sabahleyin tok karnına verin diyor. İştahsızlık. Uykusuzluk yapıyor. Sabahleyin tok karnına verin diyoruz. Baş ağrısı yapabiliyor. Karın ağrısı yapabiliyor. Bu yan etkiler yapabilir. Bunun dışında yan etkiler yapınca şöyle söyleyeyim, yani ailelere başladık tedavi. Kar zarar oranına bakacağız. Eğer zararı fazlaysa direkt bırakırız. Hiç sorun değil. Yani elimizde seçenekler var. İşte Ritalin var. Medikinet var. Konserta var. Atominix var. Statera var. Cetinox var. Birçok tedavimiz var. Yani mutlaka birinden fayda görecektiniz. Ama biz şunu demiyoruz. Ya ilaç vermeyelim. Bu çocukta yan etki çıktı. Değil. Yani doğru bir tedaviyi sürdüren bir kişi mutlaka ilaca devam etmesi gerekiyor. Çünkü ilaç seçeneklerimiz var ve bu süreçle beraber devam etmek gerekiyor. Terapi neresinde bu sürecin? Yani biz ilaçsız direkt terapiyle yapamaz mıyız? Gördüğünüzde bakkal dahi her şeyi yapıyor. Yani ülkemizde herkes her şeyi yapabiliyor. Sünnet yapıyor, diş çekiyor, ikinci el telefon, tofaş, tofaşlara ilgim var. iPhone 8, yani kuaför her şeyi yapabiliyor. Gördüğünüz gibi ülkemizde herkes her şeyi yaptığını söyleyebiliyor. İlaç kullandıktan sonra az önce söylediğiniz gibi bireysel danışmanlıklar. Mesela ben çok kişiden yardım alıyorum. İşte Bucak'tan gelenler var. Bucak'ta çeşitli kurumlar var. Gidin diyorum. Destek alın. Birebir destek alın. Burada çalışanlarımız var. Özel eğitim kurumları var. Diyorum ki beraber bu süreci entegre yürüteceğiz. Ama birisi şunu diyorsa ya gel ben bu işi hallederim. İlaç kullanma ya onlar seni zarar veriyor. Seni uyuşturuyorlar diyorsa o kişiye gitmeyin. O kişi şarlatandır. Yani bunu net bilmek gerek. Yani çünkü dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bir tedavisi ilaç. İki yanına ek destekleyici müdahalelerle beraber gitmek gerekiyor. Ama herkes her şeye gidebiliyor. Psikolojik sorunları için Tuncer Bey'e gidebiliyorlar. Büyü yaptırabiliyorlar. Yani insanlar çünkü bir arayış, ya ilaç komşudan diyor ki ya bu ilaçlar çocuğu uyuşturuyor, bağımlılık yapıyor, gitmeyin diye söyleyebiliyorlar. Ama gitmek gerekiyor. Hatta değişik şeyler duyuyorum. Reenkarnasyon terapisi, melek terapisi. Hani Allah affetsin. Ne diyeyim? Bir şey diyen denmiyor. İstediğim oldu ya da melek terapisi. Böyle bir şey yok. Yani biz tedaviye ne kadar erken başlarsak çünkü bu çocukların hayatını o kadar çok kurtarabiliyoruz. Birinci sınıftan itibaren bu çocukların farkına varmak gerekiyor. Ve
Yani her öğretmen arkadaşlara öneririm. Her gelen aileye öneriyorum. Yani dikkat eksilini iyi bilmek gerekiyor, iyi tanımak gerekiyor. Hani benim söylediğime de inanmamak gerekirse ek kaynak almak. İşte Özlem ablanın dikkat eksiği hiperaktif bozukluğu kitabı. Eyüp hocamızın ki Türkiye'de en fazla araştırma yapan, az önceki tanımadığımız araştırmanın birinci ismi olan kişi. Eyüp hocamızın kitabını alıp okumak gerekiyor, bilmek gerekiyor bunu. Okul öncesinden dönem nasıldır? Yani okul öncesinde bu çocuklarda nasıl gerekiyor? Burcu Özbaran'ın kitabı var, Yankı Hoca'nın kitabı var. Bu kitaplara mutlaka bakmak gerekiyor. Çünkü doğru bilgiyi doğru kişilerden, çocuk psikiyatristlerinden öğrenebilirsiniz. Ve artık dikkat eksikliğiyle ilgili, disleksiyle ilgili bilgimiz var. Burada kazandıklarımızı, burada edindiğimiz bilgileri, bir cami girişinden bir fotoğraf. İçeride kazandıklarımızı dışarıda heba etmemek gerekiyor. Yani burada kazandıklarımızı okulda da devam etmek gerekiyor. Ve ben bazen ağır söz kullanabiliyorum. Yani kusura bakmayın. İşte Fuzuli'nin de dediği gibi karıncayı bile incitmem deme. Bileden incinir karınca diye. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan diye. Ya benim anlatmak istediğim çok net. Benim anlatmak istediğim bu çocukların hayatını kurtarmak. Bu çocukların tedavi sürecini doğru bir şekilde yönetebilmek. O yüzden aynı zamanda bu çocukların güzel taraflarını da görebilmek. Yani sadece zor tarafları yok. Daha iyi espri yapabiliyorlar. Daha neşeliler, daha girişkenler. Sosyal ortamlarda daha iyi olabiliyorlar. Güzelliklerini de görmek gerekiyor. Evet zor dönemleri var ama en iyi hareketi yaparken de önümüze eğilmemek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi de soruları alabiliriz diyerek sana anlatıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tabii ki. Hoş geldiniz. Yani. Değil. Çok güzel bir soru. Ben tabii genel bilgi vermek için yaptım. 3 tane alt tipi var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite dürtüsellik yani birinci alt tipi dikkat eksikliği alt tipi. İkinci alt tipi hiperaktivite dürtüsellik alt tipi. 3 de dikkat eksikliği hiperaktivite yani bileşik tip dediğimiz durum. Kızlarda daha çok dikkat eksikliği alt tipi görülüyor. Yani kızlarda dikkat eksikliği alt tipi görülme ihtimali erkeklere göre daha fazla. Erkeklerde daha çok hiperaktivite dürtüsellik yani kombinatif daha sık görülebiliyor. Kızlarda olduğu için o yüzden kızlar daha az tanınıyorlar. Kızlar bize daha az getiriliyor. İşte hareketli olmayınca sınıfta gayet rahat duruyor ve biz de diyoruz ki ya bu çocuk çok iyi. Hiçbir şey yok. Kendi halinde. Ama çocuk aslında derse dikkatini veremiyorsa, işte dikkat eksikliğiyle ilgili oturamıyor başında, kafası başka yerlerde, çabuk sıkılıyor, anne çişim geldi, su içeceğim, tuvalete gideceğim, sürekli bahaneler buluyor. 5 dakikalık ders saatler sürüyorsa mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ben oraya atlamıştım. Değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben 1 yıldır tedavi alırız arkadaşlar. 5 senedir mücadelem oldu. Öğretmenleri bir türlü kabul ettiremedim dikkat eksikliği, disleksi olduğunu. Hocamla da paylaşmıştım bunu. Çok mücadelem öğretmenler. Her şey çok toz pembe, her şey çok güzel. Hiçbir sorun yok şeklindeydi. Ama ben regal zaman bunu fark ediyordum. Çocuğumda bir farklılık var. Okumasında bir farklılık var. Öğrenmesinde bir farklılık var. Küçükken biz asla geç yürümedik. Asla geç konuşmadık. Çok gelişken bir çocuktuk. Hani kelime hatalarımız da olmadı. Okul öncesi döneminde de birlikteydim. Çocukla ilgili bir sıkıntı da yaşamadım o konuda. Ama sadece çok konsantrasyon olmadı. Yani dinleyemediğimin farkındaydım. Çok dikkatimi veremediğimin farkındaydım. Sizde de ilk disleks olarak tanışmış katı verdiniz. Bu süreçte biz bir yıldır çok sıkı tedaviyle ve alternatiflerle birlikte diyelim bu eğitim konusunda okumayı düzelttik. Yazmayı çok güzel düzelttik. Bu beni gerçekten hatta sabah kızımın bir hani ki kitabına baktım, bir sınıfın yazısına baktım. İnanamazsınız o kadar müthiş bir değişiklik gördünüz. Kızımdaki bir yazı şu anda inci gibi bir yazıya dönüştü. Ve ilacı kullandığımız için, evet başta ben de çok psikolojik sorun yaşadım. Çocuğuma acaba zehir mi veriyorum? Her gün bu elimle ben çocuğumu zehirliyor muyum? Medyadaki okuduklarımızdan dolayı ister istemez anne olarak içimizdeki duygu bu çok daha sizi eğitimli de olsanız zorluyor. Ama sonucu gördüğüm için çok daha mutlu oldum. Hayır ben çocuğumu zehirlemiyorum. Tam tersi çocuğumu zehirleyecek insanlardan korumak için en güzel yolu buldum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel söylediniz. Ben teşekkür ederim. Sizin sayesinde teşekkür ederim. Hocam buyurun sen. Buyurun. Estağfurullah. Şöyle bir şey söylüyorum. Rehber Dersin'in merkezinde bir sede hazırlanan bu büyük adına. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Hatta biz bunun şeyini istiyoruz size. Bu canlı bir sunumu istiyoruz. Şimdi yeni sınıf öğretmenlerini niçin istedik? Birinci sınıf çok önemli. Eğer çocuk birinci sınıfta biz arkadaşlar şunu yapmayalım, rica ediyorum. Eğer gerçekten geçemiyorsan, yani okuma yazmayı yapamadıysan, bir sorun varsa, ya ikinci sınıfı nasıl olsa düzeltiriz.
zamanımız var diyoruz. Arkadaşlar bize tanımam için geliyor kaynaştırma. Hocam örnek verdi. Bir köyde, yani ilkokul mezunu bir anne geldi bize. Demiş ki yıl sonunda okuma yazma yapamayınca. Hocam demiş sınıf tekrar yapalım. Demiş ki öğretmen, yok ya gerek yok ben demiş onu çözeceğim, sorun yok. Fakat ikinci sınıfın ortalarında bize geldi. Biz kaynaşma kararı anlattığımız kadar. Rica ediyorum birinci sınıfta eğer çocuk yapamayacaksa, öğrenmede bir sorun varsa, yıl sonunda bütün tedbirleri almamıza rağmen, çocuğun dezavantajlı ortam olmamız lazım, biz onu bahsettik. Tüm ortamlar sıkıntısız. Lütfen hep birbirimize oturalım, bu çocuk diye bir karar verelim. Bu çocuk ikinci sınıfta bu şeyi kapatabilir mi? Farkı yoksa kapatamaz. Eğer kapatamayacaksa sınıf tekrarını aileyle birlikte görüşelim. Bizden de destek isteyin, biz de gelelim. Biz zaten bize gelen kaynaştık öğrencilerin %99'una sınıf tekrarını söylüyoruz, öneriyoruz. Rica ederim siz de bunu değerlendirirseniz, eğer çok kafanız şey oldu yani değer sıkıntı oldu, lütfen Raman çağırın biz de gelelim. Biz de size katılalım, destek olalım. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Ya ben bir de şey söylemek istiyorum müdürüme. Hocam, şimdi anlamda bu süreç içerisindeyken karşılaştığım sorunlardan bir tanesi, dikkat eksikliği ya da disleksi tanısı almış bu çocukların gelecekteki hayatları nasıl olacak, bu tanılar nasıl önüne çıkacak ya da alternatif kazançları ne olacak, sınav anındaki ek süre verilecek mi, işte dil öğrenmede biraz sıkıntı yaşıyor biliyorsunuz disleksi. Bu çocuklar aynı şekilde İngilizce'ye verildi. Eğer bizim öğrencimizse, kaynaştırma öğrencisi tanısı almış, bizim modülümüze girdiyse, 18 sınıfta sınav tedbirlerimiz var. 15 dakika ek süre, işte bir beş kişi, yani milletim onunla ilgili derecelik tedbirler almış. Sınıf yok sadece. Ailelerin en büyük korkusu bu. Benim çocuğum şu anda bu tanıyı alırsa, ileride önüne çıkacak. İleride karşısına çıkar. Karşısına çıkacak. İşte kaynaştırma öğrencisi olarak işte engelli. Diplomada öyle şey yazmıyor. Yani bilgilerimiz varsa söyleyelim. Diplomalarda bu çocuk kaynaştırma öğrencisi, bu çocuk öz eğitim sınıfında eğitim almıştır diye bir kavram yok. Önüne çıkma diye, yani biz de yani milli eğitimde önüne böyle bir şey çıkma ihtimali sıfır. Zaten böyle biz bilgiyi hiçbir kuruma vermiyoruz zaten. Hiçbir kuruma. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben de öğretmen olduğum için e-okulda hep önüne çıkacak diye bir cüzde bir algı oluştu. Yani, aileler bizden daha çok böyle korkuyorlar bu konuda. Hani ben araştırdım, evet bunların bir yıl süresi var. Bir yıl sonrası rapor yenilenmezse öne çıkmıyor. En fazla dikkat ettiği ilacı alanlar polis, asker olamıyorlar. Ki yeniyle polis olma ihtimali de verilmeye başladı. Evet, bu dün bir genelge yayınlandı onunla ilgili. Şimdi Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum ben. Evet hocam. Şimdi hocam onu anlatınca, şimdi siz daha önce problemleri, sigara, alkol. Şimdi kendim şimdi bakıyorum meslek liselerinde sorunları, evet. Cevapsızlık. 9 sınıfta okul terk etme falan. Yani bu konu çok hassas. On deyince kafamda bayağı bir büyük soru işaretleri geldi. Yani biz çocuklara diyoruz ki ya böyle davranış problemleri var ama hem de diyoruz ki alttan acaba ne diyorsun? İşte en büyük, yani atıyor yani şimdi çocuk ailesiz, saygısız, terbiyesiz, evet. Etkiliyoruz. Bizim de şümenin altı falan diye çocuk kenara atıyoruz. İşte en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bence bunu bir ben arkadaşlar da söylediğim bir araştırma gibi bize bir değerlendirmek için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Buyurun. Tedavide. Dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. İlaç kullanımında sıkıntı var. Biliyorum diğer gruplarda da aynı mıdır normal hallerde. İlaçlar belirli kafalarına göre artırıyor. Çok doğru. Diyor. Bence en can alıcı nokta bu diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmalar yapılır. İyi örnekler o tarz belirlenmeler sunulursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben en büyük örneklerin öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenler olarak biz tedavi sürecini destekleyince hani rehber öğretmenleriyle çalışıyorum ben. Geçen yıl aynı sunum, yani benzer sunumu rehber öğretmenleriyle gerçekleştirdim. Birçok şey değişti. Çünkü biz eğitimimiz sırasında bu konuları öğrenmemişler. Yani öğretmenlerimize bu konuda çok fazla detaylı bilgi verilmiyor ve ilaçlar sanki öcüymüş gibi gösterilebiliyor. Geçen yıl görüştükten sonra rehber öğretmenlerimizden şu geldi. Yani hocam siz de kullanıyor musunuz? Ve kullanan çocukları yönlendirdiler ve tedaviden sonra bu değişimi görünce artık rehber öğretmenlerimiz daha iyi yönlendirebiliyor. Biz bu yılda işte yani keşke tüm öğretmenleri toplayabilseydik ama salonumuz küçük diye tüm öğretmenleri toplayamadık. Birden dörde kadar aslında her yıl bu süreci devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü öğretmenlerin kafasındaki olumsuz düşünceler ortadan kalkarsa çünkü bu ilaçlar uyuşturmuyor. Yani kullanınca hani hocamız örnek verebilir kendi çocuğuna uyuşukluk yapmaz.
Çocuğu uyutmaz, sersemletmez. Çocukla ilgili herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu olmaz. Kullanınca ve çocuk tedaviden fayda görünce çok mükemmel bir şekilde devam edebiliyor ama tabii ki öğretmenler buradaki en büyük destek kaynağı. Öğretmen arkadaşlar şunu söylerse, şu tedavisine devam etsin. Yani biz beraber devam ettireceğiz. Zaten ben iletişimimin iyi olduğu öğretmen arkadaşlar da yani benim telefonla arayabilir dedim. Arıyorum, hocam nasıl durum okuldaki, bir sorun var mı? Siz ne derseniz bizim için çünkü o geçerli. 30 kişiyi görebiliyorsunuz. Sınıfta bir sınıfta 30 kişi var. O çocukta farklı davranışlar varsa biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yaparız. Buyurun Sayın Hocam. Hocam şöyle, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Sayın Valim, yani normal zekada da görülebiliyor, normalin altında zekada da görülebilir, yüksek zekada da görülebilir. Bu her durumda görülebilir. Yüksek zekalılarda tanı alma sizin dediğiniz gibi sebeplerden dolayı aslında daha az görülüyor. Çünkü yani biz de mesela okulda mesela öğretmenlerim beni hiç yönlendirmemiş. Neden? Yaramazmışım ama ya bu çocuk nasıl olsa yapıyor. Zaten başarılı değil. Göz ardı toler edilebiliyor, göz ardı edilebiliyor bazı olumsuzluklar. Bu yüzden yüksek zekalı çocuklar tanı almakta zorlanabiliyor ama çocuk sınıf içerisinde farklıysa onu değerlendirmek gerekiyor mutlaka. Hani düşük zekası da görülebilir. Düşük zekada zaten hani sorunlar çok çok arttığı için, her sorun biriktiği için daha kolay tanı koyabiliyor ama normal zekada da yüksek zekada da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu görülebilir. Yüksek zekada hocam zor soru yapıyor, kolay soru yapıyor. Tabii, ben uğraşmak istemiyor. Evet. Öğretmenler de aynı şeyi söylüyor. Zor soru yapıyorsun, kolay soru yapıyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu soruyu ben zorlanıyorum yaparken, sen yapmışsın ama kolayda yok. Devam. Buyurun çocuk. İlaç kullanırken çocuk kullanmadan önceki aktivitesi yavaşladığı için belli bir güçlü olarak görebiliyor ya da aptallaştırıcı olarak görebiliyor. Onu siz uyarsanız, anlatırsanız. O zaman daha meyil olabiliyor. Tek türlü belli ilk kullandıktan sonra aradan çok az zaman çocuk aptallaştı, çocuğu düştü deyip vazgeçiyor. Yani böyle bir sorun da söz konusu. Tabii benim örnek vereyim hocam. Çok güzel değindiniz. Evet. Kendi yeğenim, yani bizim akrabaların hepsinde genetik olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu var. Bizim sülalede var diyelim. Kendi yeğenime dikkat eksikliği tedavisi başlıyorum. İlk başladığımda çocuk tabii yani hiperaktivitesi çok belirgin azalıyor. Normale dönüyor aslında. Hani bu uyuşma değil, yani sersemleme değil, aslında normale dönüyor çocuk. Ama normale dönünce, zaten ailede de olunca, aile diyor ki çocuk çok yavaşladı. Yani çünkü zaten bizim aile de hiperaktif. Yani bizim sülale böyle diyor ve çocuğa göre yavaşlayınca tabii ailenin algısı bir şekilde olabilir. Çok haklısınız bu konuda. Söylüyoruz ama ben söylerken şöyle söylüyorum, çocuk normalleşecek. Aslında çocuk normali bu. Vermediğinizden normal olmaya başlıyor diye ifade ediyoruz. Gelebildiğiniz için çok teşekkürler hocam, sağ olun. Günün hocam. Hocam temel Milli Eğitim Bakanlığı'nda alınacak bir programla mesela eğitim fakülteleri formasyon veriyorken bu öğrencilerimize herhalde anlatıyoruz değil mi? Hiperaktif çocukların yaşam tarzları nedir? Ne olması gerekir? Hocam eşim rehber öğretmeni. Belki Habibe Hanım daha iyi söyleyebilir. Nasıl dedim? Neler öğrettiler? Hani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu işte nasıl bir rahatsızlık? Dedi ki programda yoktu. Bir sunumda yani öğrencinin biri sunum gerçekleşti. Yani yine işte bir üniversite 3. sınıf öğrencisinin biri sunum gerçekleşti. Sadece buydu bilgileri. Ne yazık ki. Yani eğitim sisteminde evet yani kuramsal eğitime yani orada bir sorun var bence. Kuramsal eğitime daha fazla. Freud daha fazla okudu diyor. Yani tüm kuramlar daha fazla üretiliyor ama. Olayın temeli bu. Evet, aynen. Kesinlikle. 52 doğumluyum. 60'lı yıllarda ben ilkokul öğretmenim. Bana 5 tane öğrenci verdi. Ben olağanüstü aktifim. Bir arkadaşım daha var. 5 tane de ona verdi. Ya da bizim özelliğimiz ne? Aradan yıllar geçti. Öğrendik ki okulun en zekisi veyahut da veya aptal değil. Aktif çocuğun yanında ya. Muhakkak bir uyumlu vatandaş lazım. Bunu bir eğitim politikasına alırsak. Ben çok okullarda koruma ve okul aile birliği başkanlığı yaptım. Bu arkadaşların çocuklarının birileri öteniyor. Ya bu okul benim sınıfımı karıştırıyor. Benim büyük olan da öyleydi. Cumhuriyet okulunda okul müdürü benden bir izah aldı.
oğlum sen eğer müdürlük yapamıyorsan bıraktın benim olan yapsın. Çünkü bu çocuklar çok, her yerde, her toplumda var. Bunu ödeyemeyeceğiz ve sahip çıkacağız. Ve buna Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu şura toplantılarına bir genelge olarak yayınlatılsın. Gündem alınsın ve ondan sonraki ailelere ve siz eğitmenlere düşen görevler beraber tartışalım. Kesinlikle. Yani ben bunu bir görev olarak değil de görev olarak yapıyorum. Ben teknik eğitim fakültesindeydim. Eğitim fakültesindeki gençlerimiz gönderiyorduk okullarımıza formasyon için eğitim alıyorlar. Ama şu konu önemli. Çok doğru. Yani herkes öğretmen olabiliyor. Yeni ve herkes öğretmenlik yapabiliyor. Ama eğitimin altında altyapısı lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun hocam. Tanımlama için en uygun ikincisi de ben her şüphelendiğim öğrenciyi yönlendirmem gerekir. Tanımlama çok önemli bir şey. Yönlendirirken de önce zaman mı, gereksiz zaman mı? Şimdi Rabbim derimiz burada. Bu konuda anlaşamıyoruz. Ben istiyorum ki herkes bize gelsin. Ben zaten çok sağ olsun Sedat Hocam gerçekten bu süreçte bana çok destek veriyor. Gönderdiğim her hastayla da ilgileniyor. Yani her çocukla ilgileniyor birebir. Bununla ilgili çok güzel geri bildirimler de aldım ben zaten. Yani yönlendirdik. Sedat Hocam kendisi görüyor yani. Hiç başka bir şey yaptırmadan bile. Ya benim isteğim şu açıkçası. Yani biz çocuklar dediğimiz okul öncesi dönemden itibaren bazı belirtileri gösterebiliyor. Aileler ne zaman bazı şeylerden şüpheleniyorsa gelsinler. Bir insan hocam sizin kafanızda bir soru işareti oluşturuyor. Çocuk farklı, çocuk yerinde durmuyor, kıpır kıpır. Gönderin, değerlendirin. Biz normalden farklılık gösteren her çocuğu değerlendirmek istiyoruz. Bir değerlendirelim. Zaten ben eğer özel eğitim alması gerekiyorsa bu çocuğun diyorum direkt sağlık kurumuna yönlendiriyorum. Ama diyorum ki özel eğitim alması gerek değil. Sadece bireysel ek destek alması gerekir diyorum. O zaman durum bildirir rapor yazıyorum. Sağ olsun hocam da hiç geri çevirmiyor. Hocam ilk önce bize gelsin sen. Yok hocam işte burada alsın. Gel. Sedat, sonra Sedat Hocam bana göndermeyecek diye endişe hissediyorum. Yani bizim çocuk psikiyatrisi burada gerekli olan her desteği vermeye çalışıyoruz. Ama zaten Sedat Hocam yani irtibat halinde burada konuştuğum soru işareti olduğunda mutlaka hemen bize yönlendiriyor. Bize geldikten sonra biz gerekli müdahaleleri yapar, süreci yöneteceğiz hocam. Programı sonlandırabiliriz. Teşekkür ederim hepinize tekrardan.